Evet, sessizlik arkadaşlar. Hoş geldiniz. İyi bir rakipte, zor bir rakipte oynadık. Bir de zor dönemden geçiyoruz, bunu söyledik daha önce. 2 puan kaybetmiştik Antep'te. Onun üzerinde kendi sahamızda kazanmak zorundaydık. Taraftar oyuncu bütünleşmenin sahaya yansıdığını, her iki kesimde iyi niyetle takımın maç kazanması için el birliği içerisinde duygularını hissettiği bir maç oldu. Oyuncular istekliydi. Taraftar destek verdi. Uzun zamandır kaybetmeyen iyi bir takıma karşı kazanmak önemli. Bir de gol yemeden kazanmak da önemliydi. Tabii ki oyun olarak eksiklerimiz var. Bazen çok acele edip bazen geç kalarak top kayıplarımız oluyor. Ortalarımız mesela kenara geldiğimizde buluşturabilirdik. Ama iyi bir tarafı rakibin oyun tarzına karşı tedbiri elden bırakmadan oynamaya çalıştık. Bir iki pozisyonda kaçırdık. Bir tanesinde arkaya sızmaları oldular. Kutburansen'in kaçırdığı pozisyon var. O tip oyunları iyi yap. Onya kuruyor Kutburansen veya oynadığı zaman Akıntola'yla topu kazandığı zaman hızlı çıkan, hücuma çıkan bir takım. Onları tedbir alıp hücumda etkili olmaya çalıştık. Önde baskılarımız da oldu, riskler de aldık ama tamamına baktığımız zaman bu maç için kazanmak çok önemliydi. Oyunda da istek olarak iyiydik. Az evvel de söylediğim gibi çıkışta top kayıplarımız oldu. Onları daha iyi kullanabilsek veya final paslarını top kullanma yüzdemizi artırırsa ki rakip bunu iyi yapıyor. Onlar da bazen acele ettiler. Biz de acele ettik bazen uzun top atıp dönen topu alıp hücum etmek doğru ama sık sık bunu yapmak hem maçı tempoya zorluyor, gitgelleri fazlalaştırıyor. O konuları düzeltirsek daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyun iyi oldukça, kazandıkça takımın morali ve puanı artacaktır. Şu dönemde 3 puanlara ihtiyaç var. Kazanmak da güzel. Hem taraftarı hem oyuncuları kutluyorum. Şimdi arkadaşlar bu konularla ilgili çok yazılıp çizildiği için sorunuza teşekkür ediyorum. Bize de açıklama ihtiyacı. Biz gereksiz konuşmuyoruz ama çok konuşmalar var. Şu oyuncu gidecek, bu oyuncular gelecek, şunu hoca istiyor. Ben size zaten soruyorsun, cevap veriyorum. İş bu oyuncu istek olarak yönetime şunu al demedim. Beğendiğim oyuncular bugün de sordular bana. İşte Onur'u beğeniyor musun? İşte bugün de Samet'i beğeniyor musun? Evet beğeniyorum. İşte ne bileyim Ozan'ı beğeniyor musun? Çağlar'ı beğeniyorum, Cengiz'i beğeniyorum ama almak başka bir şey. Ve bugün günü değil. Öyle bir şey yok. Sahada oynayan oyuncularım var. Yani buradaki oyuncular oynayacaklar. İyiseler bunlarla devam edeceğiz. İyi olup gitmeleri de ekonomikse o da ayrıca değerlendirir. Yani ekonomik, teknik, idari olarak kararları daha sonra verilir. Şimdi verilmez. Şimdi çok konuşarak takım üzerinde özellikle taraftarlara sesleniyorum. Bunlara da tuzağa düşmeyin. Şu anda hiç bu oyuncu almıyoruz, hiç bu oyuncu göndermiyoruz. Maçına göre, durumlara göre hastalık, sakatlık, sağlık durumuna göre oyuncu tercihleri kullanıyoruz. Evet. Yok, beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Öyle diyorlar, beni aramış ya. Ben de okudum bazen işte hocam ne diyorsun filan demişti. Ben herkes diyorum, konuşuyorum. Ben sizden olduğum kadar kimseyle açık olmadım yani öyle bir şeyim yok. Olsa siz duyarsınız zaten ama benim adıma çok şey konuşuluyor. Ozan'ı beğeniyorum yani Ozan iyi bir oyuncu. İşte Onur'u da öyle söyledi. Bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Samet'i söylediler bana bugün yani sordular. Onu da beğeniyorum. Bütün oyuncuları beğeniyorum. Çünkü saygı değer bunlar. Bir iş meslekleri var. Emek veriyorlar ama kimi alırsın kimi almasın. O sadece de benim işim değil. Oyuncu olarak ben talep etsem bile ekonomik olarak uygun mu değil mi? Onun için yok şu anda öyle bir şey yok. Yani size zaten açık açık söylüyorum.